PSL sınavına son 15 gün, hatta aslında bu akşamı saymasak son 14 gün. Herkese yeniden merhaba, ben İtti. Hoş geldiniz kanalıma. Dün video çekmemiştim, unutmuşum galiba. Ondan önceki gün 2021 TYT ve IT denemelerini çözdüm. İkisini maalesef hesaplamadım. Şöyle kısaca özet geçmiş olayım. Çok kötü Türkçe, neredeyse hepsi yanlış geldi. Bir anda şok geçirdim. Dedim hiçbir bir şey bilmiyorsun, hiçbir bir şey yapamadın dedim. Belki kendimi çok zorladım, belki çok zor geldi sınav, bilmiyorum. Ama hesaplamadım ve moralimi bozsun açıkçası. İstemedim. Çok zorlandım ya. İnanılmaz dedim. Neredeyse hepsi yanlış geldi paragrafım. Böyle bir şey olabilir mi? Acaba sürekli hani her gün kendime, ya şöyle işte psikolojik kendine ki işte son sınav 14 gün kalaya kadar o çıkmış soruları bitireceksin falan diye çok mu kendimi kastım bilmiyorum. Biraz bu ara yine böyle elim titremeye başladı. Titreme. Anksiyeteden dolayı, kaygıya bağlı stresten dolayı elim titriyormuş. Bunu diş doktorum söylemişti. O yüzden strese girmiyorum. Zaten hatırlıyorum, ben geçen sene sınavdan önce de böyle titriyordu galiba. Yani çok böyle aşırı titremiyor ama stres olduğunu hani belli oluyor mesela. Karşıdan baksan niye işte elin titriyor dersin. Ben derim ki sana işte stresteyim, çünkü şu anda da aşırı stresli oluyorum. Aşırı böyle yoğun, yorgun hissediyorum ama bitiyor zaten. O yüzden çok mutluyum. Yani ne yapıyorum bu arada? Artık AYT Edebiyat bitti. Kendime verdiğim söz zaten AYT Edebiyat ve Tarih'ti. O da zaten bildiğiniz üzere AYT'den 24 soru ve AYT Edebiyat'tan 24. Tarihten de toplamda 9 soru çıkıyor. Coğrafyadan da 6. Coğrafyayı böyle biliyorsan mesela 2-3 soru yapabiliyorum. Onlar da boş bıraksam da yetiyor. Ama maalesef tarih ve edebiyat da aynı şey diyemem. Onlardan net lazım. Çünkü matematik 0 yapabiliyorum. O yüzden çok, yani çok zor. Yani bu sene çok zordu. Keşke matematik halledebilseydim. Bunu çok çok isterdim. Bu seneye dair tek bir keşkem var. Keşke imkan olsaydı da, yani keşke kaçta bir dershane olsaydı ve matematik dersi alabilseydim. Dershane açılacaktı, açılmadı. Kalkanı açılacakmış. O da ta seneye yani. Umarım ona hiçbir şekilde gerek kalmaz. Elimde imkan olsaydı inanın matematik dersi alıp bu şekilde halletmek isterdim. Ben sözelleri kurtarmaya çalıştım. Belki sözel öğretmenliği tercih yapabilirim diye. Edebiyat veya coğrafya öğretmenliği olabilir. Gözüme de güzel geliniyor açıkçası. Neyse, şimdi son tekrarlara başladım. Türkçeden şöyle size de göstereyim. Üçüncü adım, yani dil bilgisine kadar yaklaşık geldim. Onun haricindekileri hep böyle not aldım. Uzun sürüyor bayağı benim için ama bazı yerlerini böyle 1.25 hızı alınca güzel oluyor. Mesela AYT Edebiyat'ın son videolarında 1.5'a falan aldım. Hatta o şekilde bitiririm. Yoksa asla ama asla bitmeyecekti. Bunları yapacağım. Ondan sonra izlemem gereken bir sürü video var. Artık hangisini izleyebilsem, birçok farklı taktik var. Bir sürü sorular var. Son tekrar kampları var. Nokta atışı var. Aklınıza gelebilecek envai çeşit video zaten YouTube'da mevcut ama hangi birini izleyip hangi birini aklıma sokacağım bilmiyorum. Artık sırayla böyle denk geldikçe izlemeye çalışacağım. Onun haricinde denemeler var. Bugün herhangi bir deneme çözmedim. Sadece edebiyatı bitirmekle uğraştım. Bitireceğim diye kendimi bayağı çünkü yordum. Son böyle 2-3 saat falan kalmıştı edebiyatın. Onun haricinde Türkçe çalıştım. Yarın bir tane bundan çözmem lazım. Ya bundan ya da Krallar Karması'ndan çözeceğim. Bunları bitirmek istiyorum çünkü soru tarzları açısından çok güzel. Türkçe'de gerekirse hepsi yanlış çıksa bile şu an umurumda bile değil. En azından başka ÖSYM'ye ne ters sorabilir? Bu iki yayında çok memnun kaldım. Çok inanılmaz derecede güzel. Elimde şöyle kalan 3-4-5'in AYT'de branş denemeleri kaldı, 3-4 tane. Bunları da çözebilirim. Ya zaten hani bir branş deneme çözmem en fazla 1 saatim oluyor çünkü matematik olmadığı için. Paragraf bitmeyecek büyük ihtimalle ama bunları da çözsem çok iyi olacak. AYT denemesi, bunu kötü çözebilmeyi çok isterim ama temel kavram kısımlarından tek tek bakacağım çünkü sorular gerçekten çok kaliteli. Ya çok memnunum ya, bu 3-4-5 ve Krallar Karması beni çok iyi yerlere taşıyacağını umut ediyorum. Şu an bu şekilde son tekrar işte kamplar, işte videoları o şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Onun haricinde psikolojimi de iyi bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Dün biraz Berfitoş'ta Kaş merkezine indik ve çok eğlenceliydi. Gerçekten çok güzeldi. 1 Haziran'da Kaş böyle Temmuz diyorum ya, turizme açılıyordu ve ne bileyim böyle birkaç gösteri falan oldu. Berfin'e onu izledik. Sonra Gratis'e falan gittik. Şu an parmağımda görmüş olduğunuz şöyle eklem yüzüğü gibiydi ama bu şekilde yüzükler aldık. Gerçekten çok güzel. Böyle takı standı falan açılmıştı. Uzun zamandır evde olunca dizimden ötürü de maalesef merdiven inip çıkmakta çok zorlanıyorum. Böyle tek tek ve inanın hani çok, yani sağlık çok farklı bir şey. Özellikle dizimin kıymetini 1000 kez daha anladım sanırım. Çünkü merdivenleri böyle tek tek iniyorum ve tek tek çıkıyorum. Çift çift çıkamıyorum mesela. Şöyle şöyle olmuyor. Böyle böyle yani tek tek bir şekilde inip çıkıyorum. O yüzden şu an biraz zor olsa da dün Berfin'e gezmek bana çok iyi geldi. Böyle Kratis'e gittik, Efsi'ye gittik. Yeni sezonda neler gelmiş falan baktım. Allah'ım Efsi'nin yüzü böyle rengarenk falan cıvıl cıvıl.
Çok güzeldi, keyifli bir gündü. Devamı inşallah sınavdan sonra diyelim. Şu an çünkü full time ders çalışmam lazım. En son artık uyumadan önce de şöyle güzel bir edebiyat ve tarih tekrar biraz okumam lazım ki çünkü eski unutmuşum. Evet, Berfi Toş da orada müzik dinliyor. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna